Merhabalar değerli arkadaşlar. Anayasa Candır. Daha İyi Yargı Derneği bünyesinde yürüttüğümüz Anayasa Candır serimizin 9.'suna hoş geldiniz. Sevgili hocamız Ayşe Odman Bostos'un hanımefendi de bizde. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Burhan Bey. İyiyim. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizinle birlikte oldukça başka nasıl olunabilir bilmiyorum. Hocam geçen programı çok güzel bir yerde bitirdik. Bize müthiş bir tanımda bulundunuz. Anayasanın 66. maddesinde. Ben Türklük nedir, vatandaşlık nedir diye sormuştum. Siz de bana anayasamızdaki Türklük ve vatandaşlık tanımını birbiri içerisinde yedirerek anlatmıştınız. Hocam kaldığımız yerden bir önceki programdan bu bölümden devam edebilir miyiz? Hocam anayasamıza göre Türklük nedir? Bir cümleyle tanımlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişidir. Biz hukukçuların zihni çok açıktır. Biz kavramları bir şekilde tanımlarız ve ondan sonra da o tanımlara bağlı kalırız. O kavramı her kullandığımızda da o tanımı ifade ederiz. Anayasamızda hukuki bir metindir ve Türklük kavramını bu şekilde tanımlamıştır. Bunun önüne, arkasına herhangi bir başka etnik, sosyolojik, dini, mezhepsel başka hiçbir kuyruk takmamıştır. Bu kadar yalındır. Dolayısıyla aslında Türklük bu cennet vatanda vatandaş olmak demektir. Ve aynı ülkü doğrultusunda yaşamak ve diğer vatandaşları da kardeşi gibi bilmek demektir. Bu tamamen bir duygu işidir. Ama karşılığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olmaktır. Başka bir anlam yüklenmesi anayasamıza göre mümkün değildir. Bu nedenle bütün vatandaşların kucaklaması gereken çok sıcak ve kapsayıcı bir kavramdır. Hocam bu Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir tanımının bugünkü Evet. modern bir tanımı ve onun devamı. Aynı kapsamda ilerliyor anladığımız kadarıyla. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Şimdi hocam geçen programın sonunda bir şey söylediniz. Anayasamız insanlara özgürlükler ve haklar tanınması, temin edilmesi ve bunların korunması anlamında çalışırken aslında anayasayı yapanlar olarak devletin biz olduğumuzu söylediniz. Devlet biziz dediniz ve bunun için bir vatandaşlık farkındalığından bahsettiniz. Hocam vatandaşlık farkındalığı çok güçlü bir kavram. Bize bunu açıklar mısınız anayasamıza göre? Tabii. Şimdi Türk kavramını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olmak şeklinde tanımladığımıza göre bu bir statü. Bizim bunun farkında olmamız gerekiyor. Evet, nüfus cüzdanlarımıza belki hiç bu gözle bakmadık ama bu bir statü ve bunun getirdiği bir ödev seti var. Yani biz bütün yükümlülükten, bütün sorumluluklardan azade, tabiri caizse böyle vahşi bir varlık olarak yaşamıyoruz. Uygar ve içinde yaşadığı milletin bir ferdi olarak aynı sevinçleri, aynı kederi paylaşan ve milletin hep birlikte ilerlemesi için çaba gösteren bir birey olarak varız. Bu ancak nasıl mümkün olabilir? Bu vatanda yaşayan insanların bir devlet bilinci içerisinde bir araya gelip örgütlenip kurumlar kurup kurallar koyup buna göre yaşamasıyla mümkün olabilir. Aslında vatandaşlık farkındalığının en önemli bileşeni bir hukuk düzeni içerisinde yaşadığını bilmek, o hukuk düzenini tanımak, hukuk kurallarının farkında olmak, kendisinin içinde yer aldığı o hukuk kurallarına uymaktır. Yani hukuk kurallarına uymak aslında toplumsal düzeni korumamızı sağlayacağında
Bu yaparsak iyi olacak bir şey değil, olmazsa olmazdır. Vatandaş olmak ne demek? Türk olmak ne demek? İşte 100. yılına erdiğimiz bu cumhuriyetin değerlerini bilmek, korumak, sahip çıkmak ve bu cumhuriyetin atamızın da deyişiyle sonsuza kadar var olması için üzerimize düşeni yapmak demek. Biz hep demiyor muyuz ki bizim atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bir emanet taşıyoruz şu anda. İşte bu anlayışla, bu bilinçle yaşamak demek. Onun için bütün yapbozun parçaları aslında yerli yerine oturuyor. Atatürk milliyetçiliği diye ifade ettiğimiz zaman Türk tanımından da herhangi bir yanlış anlamaya yol açacak, sapmaya yol açacak bir sonuç çıkarmak mümkün olmuyor. Vatandaşlık çok kıymetlidir, ancak kolay bir iş değildir. Hakkını vermek gerekiyor tabii. Hocam siz konuşurken şöyle düşündüm. Anayasa sanki soluduğumuz hava gibi. İçinde yaşıyoruz, soluyoruz, vücut ve sosyal fonksiyonlarımızı yerine getiriyoruz. Ama çok da farkında değiliz. Yani hani bir kotamız yok. İşte şu kadar bu ay hava tüketmelisin diye bir şey yok. Sonsuz ve sınırsız geliyor bize. Bunun için bir ücret ödemiyoruz. Yani nasılsa var. Ama aynı zamanda hayatımıza devam edebilmemizin ön koşulu olan bu hava dediğimiz karışım bizim sorumluluğumuzda, onu temiz tutmak zorundayız. Onun varlığını bozmamak zorundayız. Onu zehirleyecek şeylerden uzak tutmak, gerekirse o zehirleri ortadan kaldırmak zorundayız. Dolayısıyla vatandaşlık farkındalığı aslında soluduğumuz şeyin, havanın, bunu bir sosyal yaşamda dediniz ya, hani farkında olmamız lazım. Anayasanın farkında olmak, havanın farkında olmak gibi bir sorumluluk. Çok önemli. Ben böyle değerlendiriyorum hocam. Ne Kesinlikle dersiniz? öyle. Kesinlikle öyle. Anayasa Candır'da da buna çok benzer bir benzetme kullanıyorum ama siz de çok güzel ifade ettiniz. Anayasa devletin annesi, çünkü devlet kurgusu biliyorsunuz anayasada yapılıyor. Anayasa saf bir su damlası. Devlet ise bir düzen bulutu. Her yer, toplumsal hayatın her alanını kapsıyor. Ama biz tabii onu elle tutup gözle göremiyoruz ama her yerde var. Eğer devlet annesinin sözünden çıkarsa, dolayısıyla o saf su damlası DNA'sını kaybederse, kapkara bir buluta dönüşüp kabus gibi üzerimize çöker. Çünkü o zaman geriye sadece bir güç yoğunlaşması kalır. Kontrolsüz bir güç yoğunlaşması kalır. Halbuki devletin tertemiz bir ruhu olması gerekiyor. Tıpkı annesi gibi, saf bir su damlası gibi o DNA'yı taşımaya devam etmesi gerekiyor. Anayasa devletin vatandaşları için iyilik üretmesini, mutluluk üretmesini garanti altına alan bir düzen kuruyor. O nedenle anayasa vazgeçilmezimizdir. Anayasa ile kurulan düzen vazgeçilmezimizdir. İşte biz buna anayasal düzen de diyoruz aynı zamanda. Yani toplum düzeni eşittir anayasal düzen. Nasıl Türk eşittir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise, toplum düzeni veya hukuk düzeni anayasal düzendir. İşte bu nedenle anayasanın farkında olmamanın riski büyük. Farkına varmadan yaşamış olacağız. Bu da çok birçok riski barındırıyor. O zaman vatandaş farkındalığı da olmadığı için o üretebileceğimiz büyük değerden de mahrum kalıyoruz. Ve birbirimize belki kötü gözle bakma riskimiz de var. Halbuki biz bu büyük resmi gördüğümüzde, bu büyük yarattığımız büyük iyiliği gördüğümüzde ve karşımızdaki kişinin de vatandaş olduğunu, aslında aynı kaderi paylaştığımızı fark ettiğimizde bu çok büyük bir güç anlamına gelecek. Ve biz burada çok şanslıyız, çünkü hep sizinle birlikte önceki programlarda da dile getirdiğimiz 10. maddemiz var. 10. maddemiz hiçbir şekilde işte ırk, din, dil, cinsiyet, mezhep, sosyal statü, ekonomik güç, hiçbir şey ayırmadan herkesin kanununda eşit olduğunu söylüyor. Maalesef kendi ülkelerinde bu şekilde bir düzen kuramamış devletler de var. Bizim bu açıdan hiçbir sıkıntımız yok. Yani içinde huzurla yaşayabileceğimiz, herkesin ama herkesin kanun önünde eşit olduğu bir düzene sahibiz biz. Bu o kadar ileri bir düzey ki, yani
toplumsal düzen açısından, hukuk düzeni açısından olabilecek en ileri düzey. Kanun önünde eşitlik düzeyine ermişiz. Dolayısıyla Türklük kavramı veya anayasada yapılan başka bir tanımdan giderek burası ile ilgili herhangi bir sorun olabileceğini düşünmek de tamamen anlamsız. 10. madde ve tanımı bir arada değerlendirdiğimizde hepimizin bu bayrağın gölgesinde devletimizin bir vatandaşı olarak devletten hak talebi konusunda, özgürlüklerimizin korunması konusunda eşit şekilde talepte bulunma imkanımız olduğunu anlıyoruz, fark ediyoruz. Ama madalyonun öbür yüzünde de şunu anlıyoruz. Evet, bu düzenin devamı için benim çaba göstermem gerek. Bir kere benim en azından kötülük yapmamam gerek, kötü olmamam gerek. Bu düzene sekte vuracak işler yapmamam gerek. Yanlış işlere girişmemem, yanlış yapılaşmalara girmemem gerek. Bunlar hepsi aslında vatandaşlık farkındalığı kavramının içerisinde, bu kutunun içine giriyor. Gördüğümüz gibi çok sorumluluk gerektiren bir iş. Aslında iyi insan, ahlaklı insan tanımının içine doldurmak için de bize en çok yardımcı olacak kavram vatandaşlık farkındalığıdır. Vatandaş olduğumuzun farkına varmaktır. Anayasayı okumak, anayasa hükümleri üzerine düşünmek bu açıdan da insanı çok bilinçlendiren, Anadolu deyişiyle edep kazandıran bir çaba, bir çalışma. İşte bunun için de özellikle okullarımızda anayasa hükümlerinin okunup tartışılmasının çok yararlı olacağı kanaatindeyim. Oradan o kadar güzel öyküler çıkacak ki, çünkü çocukların zihni çok berrak ve onların çok içten soruları var. Hayatlarını buna göre çizecekler. Erken yaştan bu vatandaşlık farkındalığına sahip olduklarında bu onları çok güçlü kılacak. Çok donanımlı kılacak ve ölçülü bireyler olacaklar. Akıllı, ölçülü, özgürlüklerinin de farkında olan, hak talep etme konusunda çekingen olmayan, bunu da aslında vatandaş olmanın bir gereği olarak gören, hem kendi haklarını hem diğer vatandaşların haklarını koruma konusunda hassas olan bireyler olarak yetişecekler. Toplumun yapı taşlarının böyle inşa edildiğini düşündüğünüzde büyük resmi hayal edebiliyor musunuz? Çok güzel bir Hocam, tablo çıkar ortaya. siz de anlatırken şöyle düşündüm. Annelerimizin sevgi dolu, şefkatli elleri bizim üzerimizden hiç eksik olmasın inşallah. Ve devletin üzerinde de bu anne eli, anayasanın eli inşallah hiç eksik olmasın. Çünkü bu el olmadığında psikolojimiz bozuluyor, devletimiz bozuluyor. Yani bu soluduğumuz tertemiz havayı eğer biz kendi içimizdeki temizlikle özdeş bir şekilde korumayı başaramazsak bu hava zehirleniyor. Kendimizi de zehirliyoruz, etrafımızı da zehirliyoruz, toplumumuzu, devletimizi ve geleceğimizi zehirliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlık farkındalığının temeli soluduğumuz havayı ve kendi içimizi temiz tutmak. Ancak bu şekilde hayatta kalabiliriz. Temiz kalarak hayatta kalabileceğimizi hocam anlamamız lazım. Ben vatandaşlık farkındalığından devletime karşı, milletime karşı, komşuma karşı, insanlarıma karşı temiz kalmak zorundayım. Yoksa yaşamımız zehirlenecek farkındalığına sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu külliyen toplu olarak, bütün vatandaşlar olarak, Türk olarak anlamamız gerektiğini ve korumamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam şimdi tabii biz öyle bir yerdeyiz ki dünyanın üzerinde etrafımızda birçok kötülük var. Ne yazık ki yerel ya da daha geniş kapsamlı işte çatışmalar, savaşların ortasındayız. Geçmişte biz de bazı sıkıntılar yaşadık. İnsan hayatında sıkıntılar, inişler, çıkışlar olabileceği gibi devletlerin hayatlarında da inişler, çıkışlar, sıkıntılar olabilir. Hocam şimdi bu sıkıntılar yaşandığında hani Allah korusun diyelim Türk milletini bir savaş ya da bir seferberlik olduğunda bu devlet dediğimiz mekanizma, ona yetki verdiğimiz mekanizma hocam, bu hukuk düzeni içerisinde vatandaşlarına hocam nasıl davranabilir? Yani kötülükle mücadele zamanlarında devlet bizim bu haklarımızı, özgürlüklerimizi
yaşamımızı sürdürmek için bazı fedakarlıklarda bulunmak zorunda olduğumuz zamanlarda devlet bize nasıl davranabilir hocam? Anayasamız bu konuda da çerçeveyi belirlemiş. Bu bile başlı başına anayasamıza hayran olmak ve takdir etmek için bir neden. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz üzere bu bir olasılık. Savaş hali söz konusu olabilir. Başka işte yaşadığımız afet durumları gibi durumlar olabilir. Seferberlik ilanı gerekebilir. Tabii ki acil durumlar acil önlemler gerektirir. Burada da bizim anayasamızın özenle saydığı, koruma altına aldığı özgürlükler ve temel haklar konusunda devlet kısıtlamaya gitmek zorunda kalabilir. Aslında çok iyi biliyoruz, devletin amacı bizlerin mutluluğu. Mutluluk içinde bu özgürlüklerin, hakların had safhada gerçekleşmesini sağlamaya çalışacak. Ama kritik zamanlarda devletin o koruma mekanizmasını çalıştırdığında bizim özgürlüklerimizden, haklarımızdan bir nebze olsun biraz mahrum kalmamız anlaşılabilir. Anayasa da bu durumu öngörmüş. Bunu öngördüğü için de biz anayasal düzen içinde kalmaya devam ediyoruz. Ancak anayasamızın bundan sonra öngördüğü bir diğer hüküm var ki aslında o bize devletimizin ruhu, rengi, aslında bizim içimizdeki vicdanı yansıtmasına yönelik çok önemli bir anahtar sunuyor, bir ipucu veriyor. Diyor ki bu en zor zamanlarda bile, ötesi yok, savaş, seferberlik, afet durumları, bu zamanlarda dahi yaşam hakkına dokunulamaz. Tabii ki savaş durumunun gerektirdiği fiiller dışında. Kişilerin maddi ve manevi varlıkları ezilemez, ortadan kaldırılamaz. Kimse din, vicdan, hürriyetine aykırı şekilde düşüncesini, kanaatini açıklamaya zorlanamaz. Yine suç ve ceza geriye yürütülemez. Yani o an için suç olmayan bir fiil sonradan suç yapılıp kişi suçlu olarak mahkum edilemez. Yine aynı şekilde kişinin suçlu olduğu ispatlanana kadar masumdur. Yani biz burada neyi görüyoruz? Devlet olabilen bir millet en zor zamanında bile insanlıktan uzaklaşmaz, vicdanını korur. Devletlerin de vicdanı vardır. Eğer siz bu hükümleri öngörmezseniz veya bu hükümler sadece kağıt üzerinde kalırsa, o zaman devlet devlet olamıyor demektir zaten. Kağıt üzerinde devlet yazması o devletin devlet olmanın gereklerini yerine getirebildiği anlamına gelmez. Bizim çok kadim bir devlet geleneğimiz var. O da bizim yine bin yıllardır toplamda baktığınızda temiz tuttuğumuz vicdanımızdan kaynaklanıyor. Anadolu coğrafyası her zaman insana kucak açan, insanlık değerlerinin yeşertildiği ve yaşatıldığı bir coğrafya olmuş. İşte biz devletimizin pratiklerinde de bunu görüyoruz. Tekrardan burada bir kere daha teyit ediyoruz ki anayasa aynı zamanda onu var eden milletin vicdanının aynasıdır. Hocam, o kadar güzel bir tanım oldu ki şimdi bir sonraki programda buradan başlayalım izin verirseniz. Şöyle bir sonuç çıktı. Vicdanlı vatandaşlardan kurulu bir toplumun oluşturduğu devletin özü de vicdandır bu durumda. En kötü durumunda bile, en zor durumunda bile vicdanlı olmak zorunda olan bir devlet tanımından bahsettiniz ve bizim anayasamızın bu vicdanı hem koruduğunu hem de bunun ilerletilmesi konusunda vatandaşlara bir vatandaşlık farkındalığı açısından görev yüklediğini anlattınız. Hocam, bu harika bir nokta. Bir sonraki programda buradan alarak devam edelim. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.